Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu videoda 1 dolardan bitcoin alan adam Da Vinci Jeremy'nin favori kripto paralarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve yatırım hususunda bunları bir değerlendireceğiz. Şimdi bunlardan ilki tabii ki hangisi? Bitcoin'dir arkadaşlar ve Bitcoin kesinlikle uzun vadede oldukça alınabilecek ve tutulabilecek bir kripto paradır. Bugün her ne kadar dev olduğu ve yeterli katlama oranı vaat etmediği gibi durumlarla karşı karşıya kalınsa da kesinlikle bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ve olası bir ayı boğa döngüsünde BTC'nin <laughs> muhakkak çok güçlü yükselişler yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu İkinci Da Vinci Jeremy'nin favorisi olan Ethereum'la bağlayıp devam etmek istiyorum ki Ethereum'da Bitcoin'de bugün en nihayetinde piyasadaki güvenli limanlardır arkadaşlar ve bu her iki kripto parada çok güçlü yükseliş potansiyeli sunarlar. Zira her ikisinin de yayılım oranları her geçen gün ivmeli şekilde, ivmeli bir artışla yükselmektedir. Her ikisi de çok güçlü kripto paralardır. Bu sezonun katalizörü daha güçlüdür arkadaşlar piyasaya girecek para çok fazla olan kriptolar arasında yalnızca belli noktaya girecektir. Buradaki de en büyük talep potansiyeli Bitcoin ve Ethereum aynı zamanda yapay zekalar ve Shiba ve Doge gibi popüler meme coinlerdir. O yüzden dediğim gibi yani pek çok seferde görülmemiş bir şekilde bu sezon tek tip kripto paralara büyük girişler olacak. O yüzden Bitcoin ve Ethereum'da Büyük katlama oranları muhakkak ben görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Davinci Vinci Jeremy'nin sevdiği altcoin'ler dahilinde bir diğeri Solana Solcoin. Solcoin, bakınız Solana ağını e, beğendiğim bir ağ değil. Hep söylüyorum ve e, uzun vadede ben piyasada eliminasyona gidileceğini e, düşünüyorum Solana üzerinde. Çünkü sağlam bir altyapısı yok arkadaşlar Solana'nın şirketler bu durduruldu meselesinden büyük ölçüde irite olmaya devam ediyorlar. Kaldı ki Solana'nın güvenlik konusunda büyük bir zafiyeti aynı zamanda tek cazibesinin de düşük işlem ücretleri olduğunu anlayabilirken Ethereum düşük işlem ücretleri üzerine çalışıyor. Dolayısıyla bu gibi ağların pek çoğunu uzun vadede elemine edeceğini düşünürken Solcoin tabii bu boğa sezonunda yükselişler yapacaktır. Fakat en büyük yükselişleri de Muhakkak yapamayacaktır arkadaşlar. O yüzden bu döngü e, bu sezonda favorim değildir ama umutsuz vakada değildir bu boğa sezonu için. Da Vinci Jeremy'nin bir diğer favorisi Aptos'tur arkadaşlar ve Aptos'a da büyük bir e, ilgi gösterdiği Da Vinci Jeremy'nin bilinir. Aptos'ta e, Solana'ya benzer şekilde uzun vadede bir gelecek görmüyorum. E, bunun ana sebeplerinden bir tanesi APT coin'in oldukça dengesiz arz yapısıdır arkadaşlar. Çok dengesiz bir arz yapısı vardır ve e, enflasyona yakalanmaya çok müsait bir kripto paradır bu APT coin. Bakınız tıpkı ApeCoin gibi çıkışıyla beraber piyasada hayli bir ses getirse bile uzun vadede maalesef arz artışlarından mütevellit yatırımcının da e, ilgisindeki düşüklükle tıpkı Aks gibi erime ihtimali fazla olan bir kripto paradır bu boğa sezonunda çok büyük yükselişlere tabi olacağı kanaatindeyken ilerleyen yıllarda yine eliminasyona maruz kalacak bir kripto paradır diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunlardan diğeri Floki yine kendisinin Da Vinci Jeremy'nin sevdiği kripto paralardan biri olan Floki. Floki her zaman şunu söyleyebilirim yani Binance'ın listeleme ihtimali en yüksek kripto paralardan biri. Sürekli şunu söylüyorum zaten ya diyorum bu coin'in listelenme ihtimali çok yüksek bir sürü borsa listeleyecek diye şuraya da her baktığımda 6-7 tane parça gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunlar tesadüfi değil gerçekten Floki çok iyi bir kripto paradır arkadaşlar. İyiden kastım şu yani şey değil böyle yok ne bileyim uzun vade için değil bu boğa sezonu için gerçekten potansiyel vadeden bir kripto para bunu da tutayım şöyle bir 5 sene derseniz patlarsınız. Yani mantıklı bir şey değil. Akıl karı değil. Binance'ın listeleme ihtimali çok yüksek olan bir kripto paradır arkadaşlar. Ee, floki. Şimdi bunlardan bir diğeri baş favorilerinden birisi arkadaşlar Doge'dur. Tamam mı? Şimdi Dogecoin'e baktığımızda yine elde tutma oranları çok 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 yüksek olan bir kripto paradır. Aynı zamanda biliyorsunuz Elon Musk'ın da favorisidir ki şu anda da e, yükselişler yapıyor yani kısa vade hareketleri gerçekleştiriyor. Her ne kadar BTC'nin düşüşüyle geri çekilse bile Dogecoin üzerindeki genel ilgiye baktığımızda potansiyel bir boğada çok büyük e, talep çekebilir arkadaşlar. Sürekli anlamda artan değil dengeli bir arz yapısı vardır ve talebin bunu uzun vadede karşılamasını bekliyorum. Elde tutma oranları çok yüksek dolayısıyla İçsel yükseliş potansiyeli bir o kadar fazla olan bir kripto paradır. Doge e, yine beğeniyorum ve destekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir diğeri Shiba'dır. Shibcoin'e de genel olarak baktığımızda ve değerlendirdiğimizde benim ilerleyen süreçte Doge'u egale etmesini beklediğim bir kripto para Shiba'dır. Yani e, meme coin'in bu Shiba'nın meme coin'lerde bir kral olacağını düşünüyorum. Ben. Bunun sebebi de bakın Dogecoin coin yükselmeyecek demiyor. Fakat Shiba'nın katalizörü çok daha fazla. Bakınız, Shibarium'un gelişiyle zaten halihazırda çok daha hızlı olan Shiba, Shibarium'un gelişiyle birlikte hızına hız katacak ve çok düşük işlem ücretleri anlamı taşıyacaktır. Bu da uzun vadede oldukça güzel bir durum olduğu gibi nitekim elde tutma oranları çok yüksek bir coindir arkadaşlar, Shibcoin. Tıpkı Doge gibi Aynı zamanda bu durum ona gerçek bir kullanım e, alanı katacak. Bunu unutmamak lazım ki beklenen büyük bir manuel yakım haricinde çok güçlü NFT ve Metaverse satışları da Shipcoin üzerinde göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz zamanında DaVinci Vinci Jeremy Shiba'dan e, daha doğrusu XRP'den çıkıp Shiba ve Doge'a girişler yapmıştır. E, bunu da hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Bir diğeri XRP'dir arkadaşlar. Şimdi Da Vinci Jeremy kendisi bunların yeni Bitcoin olabileceğini, Shiba ve Doge'un yeni Bitcoin olabileceğini söyledi. Bu tabii ki spekülasyon anlamında bir yeni Bitcoin. Hani şey anlamında, inovasyon anlamında değil arkadaşlar. Büyük yükselişler beklediğini belirtmiştir. Buna nazaran geçmişte işte şey paylaşımları falan yaptı. Böyle şu var diye bir tane adam. 5 ayda işte 300 dolar atıyor da 1 milyar doları kaçırıyor falan gibisinden e, hareketler yapıyor. Onu falan paylaşıyordu. Şimdi XRP'den çıktı fakat e, sevdiğini de dile getirdi. XRP'deki durum şu yani XRP davaya bakıyor arkadaşlar. İyi bir kripto paradır. Radikal olduğunu göz önünde bulundurarak bir sermaye yatırılabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşça kalın